eğlenceli bir uçuş bizi bekliyor. Ve uçağın içindeyiz ama bu uçak çok 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 küçük. İnşallah hayırla gideriz Atina'ya. Tarihanelerden başladı. Hayaller. Çok kalıyor. Merhaba Beyli Zeynep. Bugün Atina Plaka'dayız. Sizlerle birlikte kısa bir plaka turu yapacağız. Hazır mısınız? Böyle sandaletlerin satıldığı bir mağazadan gezmeye başlıyoruz. İçeri doğru gidelim bakalım neler göreceğiz. Benim de aslında Atina'ya ilk gelişim. Atina deyince aklımıza neler geliyor? Yunanistan deyince Yunan kültürü, Yunan yemekleri, tarihi, Osmanlı ve Türkiye ile ilişkileri. Ama ben bugün bunlardan bahsetmeyeceğim. Çarşıda, alışveriş, tarihi yerler, nereler varmış sizlerle birlikte gezeceğiz, göreceğiz. Beni sandaletler çok böyle çağırıyor ama maalesef euro ile olduğu için her şey bir defa değil, 10 defa düşünerek alışveriş yapmak zorundayım. Yoksa envai çeşit sandaletler var. Sanırım 10 eurodan başlıyorlarmış. Bakalım benim de cüzdanıma uyan bir şey olursa neden almayayım. Zeytinler, zeytinyağlar olmazsa olmazı. Cami, müze yazmışlar üzerine ama müze dahi olsa kapalı. Alttaki mağazanın sahibine sordum. 2 yıl sonra ya da 3 yıl sonra gelirsen açılacak. Şu an restorasyonda dedi ama restorasyon yapıldığına dair hiçbir emare yok maalesef. Hemen metronun karşısında cami. Eğer gelirseniz metrodan çıkışta camiyi görebilirsiniz ama sadece maalesef dışarıda. Gezileri tek başına yapıyor olmanın dezavantajlarından biri de böyle çok sevdiğiniz bir ortam buluyorsunuz. Renkler, her şey harika fotoğraf çektirmek için ama yanınızda buradan size bir karılacak kimsenin olmaması ne kadar acı. Ben de fotoğraf çekinemiyorum, bari böyle bir video olsun almak istedim. Biletimi aldım. Şöyle göstereyim. Böyle kombine bilet aldım. Bu biletle 5 farklı yere giriş yapabileceğim diye biliyorum, yanlış bilmiyorsam. İkinci bileti aldım. Ben bu bileti 15 euroya aldım. Hadi biletimizi kullanalım. Atina'nın başladığı yerdeyiz. Akropoli'deyiz. Yunanistan'a, Atina'ya geldiğinizde buraya gelmezseniz Atina'ya geldim demeyin yazmış birçok blogger. Ben de gelmezsem olmaz dedim ama şu an kıpkırmızıyım. Zannediyorum ki Haziran Atina'ya gelmek için güzel bir vakit değil. Saat 4 olmasına rağmen aşırı bir sıcak var ve buraya yürüyerek çıkıyorsunuz. Biraz önce de gösterdiğim gibi girişte bilet alıyorsunuz. 20-15 euro arasında öğrenci ve yetişkin olarak değişiyor fiyatlar. Yakıcı sıcağa rağmen Atina'ya böyle dört bir taraftan tepeden bakmaya devam ediyorum. O da bayağı bir renkli. Trende 2 durak gideceğim, ardından treni değiştireceğim. Metrodan inerken küçük bir not düşmek istiyorum. Bu metroya girişteki metro kartını atmıyorsunuz çünkü çıkışta bunu okutup çıkmanız gerekiyor. Agora'dayız. Agora ne demekmiş? Eski Yunanca'da toplanma ve nutuk demekmiş. Bundan da anlaşılıyor. Zaten burasının amacı da o. Şehrin merkezinde bulunup işte devlet binalarının halkın toplanma yeri olduğunu anlıyoruz. Şimdi içeriye doğru gidiyoruz. Agora'da 5. yüzyıla ait
Tapınağı'nın önündeyiz. Yunanistan'daki en iyi klasik yapılar arasında en iyi korunmuş tapınaklardan birisi diye geçiyor burası. Dün Akropolis'te çok bir şey anlatamadım çünkü güneş beni çok sarsmıştı. Bugün inşallah hem çekeceğim hem de bilgiler vermeye çalışacağım. Böyle tapınaklara gelince de biraz kendimi film sahnelerinde hissediyorum. Filmler aklıma geliyor. Benim nedenli müze sever olduğumu diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Müze severim ama açık hava müzelerini daha başka seviyorum. Atinalıların M.Ö. 425 senesinde Spartalılarla yaptığı savaşı kazanıyorlar. Ve bu da Spartalıların bronz kalkanıymış. Direkt o film sahneleri geliyor aklıma diyorum ya burayı gezerken. Demokrasi kitabesi var. Sizin o sıcaklığından şu an bayağı bir ferahladım. Dışarı çıkmayı da istemiyorum. Biraz rahatlayıp öyle çıkacağım. Baksanıza biraz önce diyordum ki ne işe yaradığını bilemediğim şeyler. Burada fotoğrafta gösterdiği üzere bu yani şu ilgimi çekti. Baksanıza yine bunlar da topraktan botlar. Süs. Yani süs içindir herhalde bunların çocuklarının giydiğini bilmiyorum. Düşünemiyorum. Roman Agora'sına gidiyordum ama şurada çok güzel mağazalar gördüm. Böyle ketenden elbiseler var. Biraz burada takılacağım, bakacağım güzel bir şeyler var size de göstereyim. İlgimi çeken mağazaya giriyorum. Biraz tarihten günümüze gelelim. Böyle farklı çantalar var, hasır çantalar. Biraz size fiyat söyleyelim. Mesela bu çanta ne kadarmış? Hemen bakıyorum. 74 euroymuş. Sadece bakıyoruz ve geçiyoruz. Hi, how are you? Bayağı değişik ürünler var. Anladığınız üzere ben bir aslında şapka tutkunuyum. Mesela bu çok güzelmiş ama bu 25.90 euroymuş. Benim şu an kafamdaki şapkadan çok farklı değil. Ben çok çok ucuz aldım. Hatta pazarlık da yaptım. Burada pazarlık imkanı var mı bilmiyorum. Burada sarı renkler hakim. Kumaşlar çok güzel. Terlikler var. Hızlıca çıkıp biz Roman Agora'sına yolumuza devam edelim. Mağazaları gezmeye devam ediyorum. Şu an harika bir mağazaya girdim. Şimdi size bu resimleri göstereceğim. Mavi beyazın hakim olduğu çok harika eserler var burada. Bunlar 85 euroymuş. Bunlar da 45. Ama hepsi de bence harika olmuş. Mesela bu da çok güzel. Keşke euro biraz değil bayağı bir düşük olsaydı da buradan elim boş çıkmasaydım. Bir de buna çok bayıldım. Mağaza gezmeye devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi Kostas amca ile birlikteyiz. Aslında biz uzun bir sohbet ettik. Ondan izin aldım ve sizlere de onun dükkanını biraz göstereceğim. Kostas amca Buzuki, right? Buzuki satışında çok meşhurmuş Yunanistan'da. Türkiye ve dünyanın birçok farklı ülkesinde Buzuki gönderiyormuş. Do you know how to speak Turkish? No, my grandmother used to speak, but she died. Yeah. Do you remember anything else? Very little, no, not words at all. How to say hi in Turkish? Very easy. I know. Merhaba. Yeah. Can you merhaba say merhaba Turkey? Merhaba. Merhaba Türkiye. Merhaba de Türkiye. Yeah. Told me that your grandma. My yaya was from Trabzon. Amcayla biz bayağı bir sohbet ettik. Ona da hazır buraya gelmişken çekmek istedim. Şöyle mağazasını da çekeyim. O da Türkiye'den saz ve bağlama almak istiyor. Biraz önce onu da konuştuk. Ben geziye devam ediyorum. Halka sokaklarında bir şey alamadan sadece bakarak gezmeye devam ediyorum. Bu euronun bu kadar pahalı olmasına canım çok sıkıldı şu an. Çünkü çok kaliteli elbiseler gördüm. Çeşit çeşit. Tam istediğim gibi böyle uzun elbiseler ama sandalet dahi alamadan gidecek gibiyim. Şimdi otobüs durağına geldim. Artık otobüs numaralarını da bayağı öğrendim sayılır. Şöyle numaraları da göstereyim size. Amerika'da hep böyle soğuk diyordum Washington DC'de. Burası da aşırı sıcak. Bu şapkayla korunabiliyorum. Stadyuma gideceğim. Oradan görüntüler alacağım. Bunların hepsini birleştirip de bir Atina Vlog sizler için editleyip yükleyeceğim inşallah en kısa zamanda. Otobüsün içinden de biraz görüntü alayım. Biraz da yolu göstereyim size. Bu tarafta deniz var. Harika bir sahili ve suyu var. Hazır otobüsteyken bir şey daha göstermek istiyorum size. Şu perdeler.
bu şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Güneş engellemek için bence bayağı iyi bir sistem olmuş. Yine böyle deniz bölgesinde çok sıcak olan bölgelerimizde ki İstanbul'da da bence bu tarz perdeler otobüsler için gerekli diye düşünüyorum. Bir de ekranlardan sürekli bir sonraki durak gösteriliyor. Ekranlarda çalışıyor şimdiye kadar bindiğim bütün otobüslerde. Gayet rahat yolculuk yaptım. Google Maps bana bu konuda çok yardımcı oluyor. Yani kendimi Miami'de hissettiren palmiye ağaçlarının eşliğinde Atina Ulusal Parkı'na giriş yapıyoruz. Atina'da dil konusunda çok sıkıntı çektim diyemeyeceğim. Hemen hemen herkesle anlaşabileceğimiz kadar İngilizce biliyorlar. Onu da buradan not düşeyim. Eğer İngilizce biliyorsanız, siz de çatlat biliyorsanız, onlar da çatlat biliyor. Yolunuzu bulursunuz, çok bir sıkıntı çekmezsiniz. Taksiciler de biliyor. İngilizce anlaşmanız için yeterli olacağına inanıyorum. Ben zaten internetten bayağı makaleler okudum, bloglar okudum, neler yapabilirim Atina'yı, nasıl değerlendirebilirim diye. Bayağı güzel yazılar da var, adreslerine kadar vermiş çoğu bloggerlar. Onlara da buradan teşekkür ederim ama şu an isimlerini hatırlamıyorum ama çok güzel yol haritası çizen bloggerlar olmuş. İlk yaptığım YouTube videoları izlemek, ardından bloggerları, makaleleri okumak, köşe yazıları okuyorum. Okuyabiliyorsam ve ilgiliysem o ülkeyi, zaten gitmeyi çok istiyorsam kitaplar da okuyorum. Buraya biz biraz da iş gezisi nedeniyle geldiğimiz için hadi gidelim Atina'ya olsun. Atina'sında sahilleri güzel, insanları iyi ama en çok ben yemeklerini sevdim. Zeytinyağlıları harika ve yemeğin ardından daha siz sormadan tatlı ikram etmeleri bence çok güzeldi. Artı şunu çok sevdim, mekanların bir ruhu var. Bir kafeterya dahi gitseniz dizayn olsun, renklerin uyumu olsun, çok özen göstermişler. Bu da benim çok hoşuma gitti. Birçok kafeteryadan fotoğraflar aldım. Estetik, yani o estetik duruşu, o sanatı bir kafeteryada dahi görmeniz beni daha çok Atina'ya böyle çekti diyebilirim. Resmen bir tapınak şövalyesi değil ama tapınak gezicisi oldum. Atina'da gezmeye devam. Tanrı'ya adanmış bir başka mekandayız. Bu stadyumda yine Tanrı'ya, Atina'ya, Atens'e adanarak yapılmış bir mekan. İçeri girmek 5 euro. Tanrıların tanrısı Zeus'a adanmış bu tapınağın tamamlanması tam 700 yıl sürmüş. Ve bu tapınak antik Yunan tarihindeki en büyük anıtmış. Kaç sütunu kalmış? Ben 13 tane sütun saydım sanıyorum. 13 ya da 14. Yine burası da o stadyuma çok yakın. Zaten bu bölge gidebileceğiniz, tarih eserleri görebileceğiniz her yer birbirine yürüme mesafesi hemen hemen. Atina'da toplu taşımalar hakkında aslında biraz bilgi vermek istiyorum. Toplu taşımaların nasıl biniliyor burada? Metro da var, tramvay da var, otobüs de var. Hemen hemen bizimle aynı toplu taşıma araçları. Otobüse ya da tramvaya bindiğiniz vakit otobüste şoför çok ilgilenmiyor. Bilete basmışsınız, basmamışsınız. Tramvayda da ne turnikene güvenlik görevlisi var, hiç kimse yok. Kimse sizi denetlemiyor. Basmadan da binebiliyorsunuz da vicdanınıza kalmış. $1.40 bir bilet ve bu biletle 90 dakika yolculuk yapabiliyorsunuz. Ve bu bilet bütün toplu taşıma araçlarında geçerli aslında. Metroya gelelim. Metroda turnikeler var. Ama bu turnikeleri de insanlar kötüye kullanıyor ve bu çok normal karşılanıyor. Mesela siz bastınız, geçecekseniz arkanızdan hemen 2-3 kişi, evet bunu gördüm, 2-3 kişi açılan kapıdan faydalanarak içeri giriyorlar. Metroda çıkarken de bilet basıyorsunuz. Bu sefer de turnikenin açılması gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer bileti yoksa ya da bileti çalışmıyorsa insanlar bu şekilde bu kuralı ya da bu uygulamayı suistimal edebiliyorlar ve çevreden kimseden tepki almıyor. Eğer bu uygulamayı ya da güvenlik açığı mı diyeyim bilmiyorum, suistimal etmek isterseniz metroya, otobüse ücretsiz binip, yani bütün Yunanistan'a, bilmiyorum Yunanistan'a, Atina'yı ücretsiz gezebiliyorsunuz. Bu benim mesela çok çok garibime gitti. Sırbistan'da da ben bunu görmüştüm. Biz metroya binmiştik, biletimiz yoktu. Nasıl olacağını öğrenmeye çalıştığımızda oradaki yolcular hemen geçin, başverin falan demişlerdi. Aynı burada da öyle. Metro, yani tramvayda bilhassa turnike yok, güvenlik görevlisi yok, kimse yok. Yani ve kimse, hani bindiğinizde basmazsanız kimse sizi de uyarmıyor. Çünkü birçok kişi basmıyor. Bu benim Atina'da
çok garibime giden olaylardan biri. Atina gezimiz bitti arkadaşlar. Başka bir gezide, başka vlogda görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.